İletişim Ansiklopedisi Harold Innes 1894-1952 Kanadalı iktisatçı ve tarihçi Harold Innes, Empire and Communications ve The Bias of Communication adlı çalışmalarıyla kendinden sonra gelen iletişimcileri ve özellikle de Marshall McLuhan'ı derinden etkilemiştir. Innes'e göre bütün teknolojiler, askeri, sınai ya da yönetsel, aynı ölçüde öneme sahip değildir. İletişim teknolojisi iki nedenden dolayı daha önemlidir. Birincisi, insanların teknolojilerle içsel, simbiyotik bir ilişkisi vardır. İletişim teknolojisi de insan düşüncesinin ve bilincinin bir uzantısı olması açısından merkezi önemlidir. İkincisi ise teknolojide yaşanan tarihsel kırılmaların her zaman ilk olarak iletişim süreçlerine uygulanmasıdır. Örneğin mekanik çağın habercisi baskı teknolojisi iken elektronik çağınki telgraf olmuştur. Düşünüre göre toplumlar insanların faaliyetlerini sınırlayan ve güdüleyen zaman ve mekan mevhumlarıyla sürekli bir mücadele halindedir. Bir toplum durağanlıktan kurtulmak için hem zamanın hem de mekanın üstesinden gelebilmelidir. Teknolojiler ve iletişim teknolojileri bu iki olgunun sınırlandırmalarına karşı bir meydan okumadır ona göre. Farklı malzemeleri kullanan farklı medyaların zaman ve mekanın kontrolü noktasında farklı sonuçlara yol açması iletişimin yanlılığını gösterir. Bu noktadan hareketle de zaman ve mekan yanlı iletişim araçları arasında bir ayrım yapar. Medyanın mekan ya da zaman eğilimli olması durumunda yaşanan değişim ve dönüşümler, düşünüş, davranış, kavrayış, örgütleniş ve iktidar biçimlerinde yaşanan değişim ve dönüşümleri beraberinde getirir. Ona göre iletişim teknolojileri sahip oldukları zaman ve uzam yanlılıkları nedeniyle kültür ve bilginin taşınma biçimlerine ve bilgi tekerlerine etkide bulunurlar her iletişim teknolojisinin örgütlenme ve enformasyonu denetleme açısından bir yanlılığı olduğunu iddia eden Inis, taş ve kilin ağır ve kalıcı olmaları nedeniyle kullanıldıkları toplumları zaman üzerinde yaydığını, papirüsün ise kullanıldıkları toplumları uzamsal olarak yaydığını öne sürmüştür. Enis, iletişim teknolojileri ve yönetim tarzları arasındaki ilişkiyi ise şu şekilde anlatır. Zamana vurgu yapan maddeler daha çok yerinden yönetilen ve hiyerarşik nitelikteki kurumlarda benimsenirken mekana vurgu yapanlar merkezileşmiş ve daha az hiyerarşik nitelikteki yönetim sistemlerince benimsenir. Bu nedenle de imparatorluklar gibi büyük ölçekli siyasal örgütlenmeler iletişimin bu iki boyutunu da dikkate almak, aralarında bir denge kurmak zorundadır. Enes'in zaman uzam yanlı iletişim teknolojilerine dair en önemli saptamalarından biri, iletişim teknolojilerinin değişirken zaman yanlı olandan uzam yanlı olana geçiş sırasında toplumsal düzenin bozulması ve dengenin yeniden sağlanamadığı durumlardaysa imparatorlukların sonunun gelebilmesidir. Enes, taş ve hierogliflerin ortaya çıkardığı bilgi tekelleri yeni ve daha etkin bir araç olan papirüsün rekabetine maruz kaldı derken, bilgi tekellerinin de imparatorlukların ömrüyle bağlantılı olduğunu ve her yeni medyanın var olan bilgi tekellerini yerinden etme tehdidi taşıdığını belirtmektedir yeni olanın var olan iktidar yapıları tarafından denetim altına alınamadığı durumlarda neyin bilgi olduğu yeniden belirlenecek, yeni bağlılıklar oluşacak ve yeni tekerler yaratılacaktır. İNİS'e göre çağdaş batı tarihi, iletişimin yanlılığının ve basın üzerinde kurulmuş bilgi tekelinin tarihidir. Basının gelişimi Orta Çağ Kilisesi'nin zamansal tekeline saldırdı ve milliyetçiliğin, imparatorlukların gelişimini sağladı. Basın bütün kurumlara girerek laik kurumların yaratılmasında en etkili güç oldu. Sözlü geleneğin önde gelen ahlak, değer ve metafiziğini yer altına itti. Dini, ekonominin gereksinimlerini karşılayacak şekilde değiştirdi.